Yağ Efsaneleri başlıyor. Yağ Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Ve bu arada da otomotivle ilgili, otomobille ilgili bilmek istediğiniz önemli konuları da buradan açıklamaya çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz Aqua Planning. Kış aylarına girdik ve ülkemizde birçok noktada su birikintileri oluşuyor. Ve araçlarda da Aqua Planning denilen su üzerinde aracımızın kayarak yol dışına çıkması meydana gelebiliyor. Öncelikle Aqua Planning nedir? İkincisi, Aqua Planning yaşamasak bile suya girmenin otomobilimize ne gibi zararları olur? Aqua Planning zaten İtalyanca'dan tercümesi gibi otomobilin lastiği ile zemin arasında, yani asfalt arasında bir su tabakasının oluşması. Yani içinden geçtiğimiz su birikintisinin veya yolun üzerindeki suyun lastiklerin birim zamanda boşaltabileceği miktardan daha fazla olmasından dolayı lastikle zemin arasında bir su tabakası oluşması. Ona bir su balonu diyebiliriz, oluşması. Evet. Ve bu olduğu anda da tabii ki otomobilin hem ön tekerleklerin hem arka tekerleklerin yerle olan irtibatı tamamen kesiliyor. Evet. Siz direksiyonu ne tarafa çevirirseniz çevirin, fren de yapsanız, gaza da bassanız, çünkü otomobilin yerle ilişkini lastiklerin tutunması sağladığı için artık yapabileceğiniz bir şey yok. Eğer Aqua Planning olduğu noktanın arkasında viraj varsa, siz direksiyonu çevirseniz bile otomobil düz gidecektir. Yani bir buz efekti yaratıyor diyebilir miyiz? Buz efektinden dahi çok daha kötü. Ondan sonra da Aqua Planning'in en riskli taraflarından biri de bir düzlükte bile olsa, siz düzlükte otomobile hareket vermek için direksiyonu çevireceksiniz, sola çevireceksiniz, sağa çevireceksiniz, tekrar sola çevireceksiniz ve direksiyonun cevap vermediğini hissedeceksiniz. Fakat bir süre sonra Aqua Planning bitecek. Aqua Planning'in bittiği noktadaki sizin bunu saliseviye olarak ayarlamanız mümkün değil. Mesela direksiyonunuz birazcık sola dönük kalacak. Tutunma başladığı anda otomobiliniz sola dönmeye çalışacak. O arada arkası kayacak ve ondan sonra spinler, kazalar, yol dışılar falan gibi olaylar yaşanacak. Ama demin söylediğiniz gibi illa Aqua Planning'in bir su birikintisinden geçtiğiniz zaman illa Aqua Planning olup otomobilinizin yoldan çıkması, kaza yapması da gerekmiyor otomobile zarar vermek için. Yine otomobilin özellikle uzun yolda, otomobilin bütün aksamları ısınmışken, freni, aksları, şanzımanı, diferansiyeli, motoru, her tarafı ısınmışken, en azından motorda 80-90 derecelik bir ısı var. Motor karterin içindeki yağ da 100-110 derecelere kadar ısınıyor. Frenler duruma bağlı minimum 120-130 derecede, hatta 300 derecelere, 350 derecelere kadar çıkıyor normal kullanım anında. Siz su birikintisinden geçtiğiniz anda bu metallerin hepsi bir anda dışarıdaki sizin karşılaşacağınız su maksimum 10 derecedir, 15 derecedir, 20 derecedir, 30 derece bile olsa 300 dereceye çıkmış bir frenin bir anda 30 derecelik suyla karşılaşması anında çarpılmalar, çatlamalar veyahut çok hızlı ısınıp soğumadan dolayı ortaya çıkacak deformasyonlar aracınızın bu aksamlarının hepsine zarar verecektir. Gerçi yeni teknoloji araçlarda bunları minimize etmek için özel alaşımlar, özel karışımlar kullanılıyor ama yine de bu kadar büyük ısı değişimlerinde mutlaka ve mutlaka metal aksamlar zarar görecektir. Bir de benim bir uyarım olacak. Aracımıza olan zararları çok güzel anlattınız. Etrafımızdaki olan insanlara zararını da düşünmemiz gerekiyor bence. Siz o an otomobilin içinde olabilirsiniz ama etrafınızda okula giden çocuklar, yaşlı insanlar ya da bir yere yetişmeye çalışan, acelesi olan insanlar olabilir. Onları ıslattığınız takdirde ise onlar için belki de geri dönüşü çok zor, telafisi çok zor durumlara düşebilirler. Onları da düşünmeniz lazım. Özellikle kış aylarında, soğuk havalarda kimse yerden gelen çamurlu bir suyla ıslanmak istemez. Lütfen biraz daha saygılı olalım diyorum ben. Otomobilimizi de düşünelim, etrafımızdaki insanları da düşünelim. Su birikintilerinden geçerken mümkün olduğu kadar yavaşlayalım. Zaten biliyorsunuz şehir içinde resmi kurallarda şehir içi limitleri okul bölgesinde 30, onun dışında 50, tabelalarda bunlar belirtiliyor. Bu hızlara ve biraz daha altına düştüğünüzde zaten kimseye de zarar vermeyeceksinizdir. Lütfen trafik kurallarına uyalım, biraz daha etrafımızdakilere saygılı olalım diyoruz. Her şeyin neticesinde bütün bunların geri dönüşümü cebimize olacağını da sakın unutmayın.
Aracınıza vereceğiniz bu ufak tefek zararlar ileride size masraf çıkaracak. Bütün bunlara biraz dikkatle önlemeniz mümkün. Teşekkür ediyoruz Serdar Bostancı'ya. Bu hafta da güzel bilgilerle bizi aydınlattı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, 8. etap devam ediyor. Yağ efsaneleri sona erdi.